öğlen 8.2 şiddetinde gerçekleşen depremden kaynaklanan tahribat. Bu öğleden sonra yaşanan 7.2 şiddetindeki deprem Chengdu halkını bir kez daha... Fil dişi sahilleri bu sabah yaşanan felakete hazırlıksız yakalandı. 9.1 şiddetindeki depreme neyin sebep olduğu bilinmiyor. Josh, ne oldu? Ben kullanırım. Bilgisayar ve telefonlar jeneratöre bağlı. Veri şebekesi çalışacak. Pem'i arıyorum ama bağlantı tamamen çökmüş Josh. Küremle sebebini araştırıyorum. Harika. Bir dakikalığına Ali'ye bakar mısın lütfen? Oo. Ciddiyim, bunu yapmalısın. En azından insanlık adına yap, olur mu? Ben hemen dönerim, tamam mı? Pekala. Bu bir emirdir. Dünyanın sıvıyla dolu olduğunu biliyor muydun? Erimiş demir ve nikel ve dünyanın dönmesiyle oluşan manyetik alan bizi uzaydaki radyasyondan koruyor, tamam mı? Bu alan olmazsa yaşamamızı sağlayan hava yerinde durmaz ve uzaya savrulur ve hepimiz ölürüz. Bebeğe öleceğimi söylenmez Josh. Söylenir. Hayır. Asıl soru ne yapacağı? Teşekkürler Pem. Tamam. Aldım. Hazır mısın? Evet. Güzel. Hazırım. Canını sıkan bir şey mi var? Mahvolmak üzereyim, daha ne olsun? Depremler ve güneş patlaması aynı anda. Hı hı. Ve Kuzey Kutbu'da binlerce kilometre çözüldü. Ay yapma. Sibirya Tiksi Noel Baba'nın yeni evi oldu diyebiliriz. Ho ho ho. Emin misin? Manyetiği kendim hesapladım. Bence kutuplar tersine dönüyor. Bu korkutucu ama böyle bir şey 500 bin yıldan beri görülmedi. Antropologlar 780 bin yıl önce büyük bir yok oluşa sebep olduğuna inanıyor. Büyük memeli fosillere ulaşmak zor ama bence... Ah Josh! Güneşteki patlama yüzünden 600 yüksek gerilim trafosu çöktü ve bunu göremedik. Her yerde elektrik kesildi. Şimdi içeri girip Enerji Bakanı'na benim suçum olmadığını anlatacağım. Bu konu bekleyebilir mi acaba? Hayır. Güneş fırtınasının manyetik alanı etkilenmesi yüzünden olduysa bunu onlara anlatmalıyım. Hayır Josh. Evet, çok zekisin. Bu yüzden 7 konuda bana karşı çıksan da burada çalışmak için çok uğraştım. Şikayet için geç kalmadım mı? Şimdi o muhteşem aklını kullan ve içeri girip çekirdeğin yavaşladığını söylemeyi unut. Colorado'lu müfettiş de işleri hızlandırmak için partikül çarpıştırıcısı olsun isterdi ama işler böyle yürümüyor. Yaklaşan tehlikeyi onlara anlatabilirsem bu konuda bir şey yaparım. Evet, senin işini yapacak başka bir fizikçi bulurlar. Pem, bekle. Pem, kahretsin. Doktor Cushing. Bu da ne? Onları kaybettim. Ne? Embriyoları almadılar. Pem, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Olması gerekmiyormuş gibi. Biliyorum. Bir düşün. Belki de böylesi daha iyidir. Pek çok şey yapmamız gerekiyor. Dünyanın bize ihtiyacı var. Sana ihtiyacım var. Biliyorum.
Anladın mı? Evet. Yapacak mısın? Susmamı istiyorsun. Evet. Lütfen. Alışkanlıkların... Bildiğimi söylemek. İnsanları kızdırmak. O fona ihtiyacımız var. Lütfen beni baltalama. Kutupların dönmesi çok önemli. Yaşam sona erebilir. Makale yaz, görüş topla. Kimsenin karşı çıkmayacağı yerlerde yaz. Manyetosfer yok olup giderken bu işten benim kadar anlayan birinin çıkmasını mı beklemeliyim yani? Kendi toplantını yaparsın. Neler oldu? Deprem mi? En yakın fay yüzlerce kilometre uzakta ve... aktif değil. Keyif çatacak gün değil Pam. Elektrik yüzünden ulusal güvenlik protokolleri devrede. Başkan da Camp David'ten canlı olarak bağlanacak. Ram, duyabiliyor musun? Evet Sayın Bakan, teşekkür ederiz. Hepimiz sizi duyuyoruz. Harika. CERN'deki ev sahiplerimiz çarpışma odasındaki beslemeyi kullanmama izin verecek kadar zarif davrandılar. Buradan mı? Tamam. Teşekkür ederim. Durum nedir? Sayın Başkan, ben Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Başkanı Ron Livingston'ım. Yardımcım ve uydu irtibat sorumlumuz Pamela Cushing. Güneş dinamikleri gözlemevi ona bağlı efendim. Ne oldu ve neden hazırlıksız yakalandık? Güneş bizi üç dalga halinde radyasyon, iyonizasyon ve devasa bir enerji kitlesiyle vurdu. Güneş lekeleri 1 milyar termonükleer silahtan daha güçlü ve saniyede 1000 kilometre hızla ilerliyor. Kuzey ışıklarının Panama'ya kadar yayılmasının sebebi de bu. Uydularımıza ve trafolarımıza zarar verdi. Habersiz ve hazırlıksız mıydık? Sayın Başkan, Uzay Hava Dairesi yaşanacak koronel kütle püskürmesini gördü. Yani yaptıkları uyarılar kayıtlarda yer alıyor. Ama yeterli olmamış. Efendim, izninizle. Güneş lekelerinin dünyayı yeniden tehdit etmesi durumunda hasarı en aza indirmek için bölgesel güç sistemlerini güneş dinamikleri gözlemevine bağlarsak daha güçlü bir altyapı oluşturabiliriz. Bu iş maliyetli olacaktır. Neyse ki dünyanın manyetik alanı güneş patlamalarının çoğunu savuşturabildi. Jeolojik Araştırma Merkezi'nden meslektaşım ve eşim karşı karşıya kaldığımız tehditle ilgili bilgi verebilir. Josh? Merhaba, Jeolojik Araştırma Merkezi'nden Joshua Chamberlain. Güneş patlamalarının manyetik alanımızı zayıflatmasından endişeleniyorum. Ve yoğun şekilde zayıflıyor. İzninizle... Böldüğüm için affedin ama... Doktor, ben de bu sorunu çözmek adına sizinle konuşmak için sabırsızlanıyordum efendim. Tam olarak nasıl bir sorun yaşadığımızı düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz 1000 yıl içinde manyetik alanımız her 100 yıl %5 azalma gösterdi. Ve son 100 yılda bu oranı %10'a çıktı. Güneş fırtınalarının altyapımızı yok etmesine nasıl engel olacağınıza odaklansanız daha iyi olur. Aslında ben de bundan bahsediyorum efendim. Manyetik alan iyice zayıflar ya da ortadan kalkarsa kutuplar yer değiştirir. Benzer bir fırtınada kıtalar yer değiştirir ve atmosfer uzaya savrulur ve... İnsan ırkının sonu gelir. Trafoların çökmesi basit kalır. Kıtalar Chamberlain, bana. Lütfen. Ama çekirdeği zıplat. Çekirdeği zıplatmayı öneriyorum. Bu imkansız. İmkansız değil. CERN'deki Hadron ve Brookhaven'daki iyon çarpıştırıcısını kullanabiliriz. Güneşteki lekelerle her iki tesiste de çifte teknik yaratabilirsek mevcut durumu kurtarabiliriz. Kara delikler. İki çarpıştırıcıyla bile bile kara delik mi yaratmak istiyorsun? Ciddi misin? Chamberlain, yeter artık. Evet, yer çekiminin bir dinamo etkisi yaratacağına inanıyorum. Çekirdek dönmeye başlayacak ve manyetosferi şarj edecektir. Kesinlikle. Pekala, teşekkür ederim bayım. Bir güneş patlaması daha olursa manyetik alan çöker. Olursa.
Dünya Mars'a döner. Josh, gitme zamanı. Şu adamı çıkartır mısınız? Atmosfer ve oksijen kalmaz. Yaşam İşin biter. Bitti. Sona erer. Çıkarın buradan. Gerçekleşiyor ve kimsenin de umurunda değil. Sizden özür dilerim Sayın Başkan. Bu insanlara inanamıyorum. Ne yaptın Josh? Bilmiyorum, canları cehenneme. Dönüp bunu telafi etmeliyim. Kariyerlerimizi mahvettin. Olanları göremiyor musun? İyi misin? Hayır değilim. Geri kalanı saklayayım mı? Benimle gelebilirsin. Son yaklaştığı için mi? Kalamayacağım için. Başka şansın var mı? Kalıp savaşabilirsin. Texas bu dönemde güzel olur. Tam olarak hangi dönemde? Bilmiyorum. Mesleki geçmişim ve başkanın engellemesi sayesinde bol sıfırlı maaş veriyorlar. İşe yaramaz mı? Denemeye değer. Hala dinlemiyorsun. Yapabilecekleri sınırlı, biraz zaman alacak. Bu arada... Peki ya? Ya zamanımız yoksa? Olabileceğini biliyorsun. Tabii ki olabilir. Colorado Nehri taşabilir. New York, Los Angeles aynı gün batabilir. Peki ya biz? Biz ne olacağız? Haklıysan ve gerçekleşirse... İnsanlara yardım edebileceğim bir yerde olmak isterim. Ya sen? Hepsi hayal gördüğümü sanıyorum. Dinlemeye hazır olduklarında lütfen haber ver. Bu olay gerçekleşirse ne yapacaksın? Tekne yapacağım. Her şey batarken yelken açacağız. Benden uzakta mı? İstediğim bu değil. İstediğin olmadığı için her şeyi bırakayım mı? Birlikte olabiliriz. Yalnızca sen ve hayatı ben. Hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış babanı anlattın. Peki ya sen? Sen ne yapıyorsun? Bırakıp teknecilik oynuyorsun. Annem onun her şeyine katlandı. Metresine, çalıştığı yerdeki tel zımbaları zimmete geçirmesine bile katlandı. Onuruyla emekli bile olamadı. Maaşının yarısını kestiler ve... Yine de her anında yanındaydı. Tek kelime etmedi. Ben dünyayı kurtaracağım dedim. Ama sen bana güldün. Sana gülmedim ben. Sana bir şans verdim, hem de büyük bir şans. Senin için kariyerimi çöpe attım ama sen mahvettin. Tıpkı şu anda yaptığın gibi. Evet doğru. Bak ne diyeceğim. Kalan eşyalarımı yak çünkü bir işe yaramayacaklar. Josh. Kutuplardaki tektonik istikrarsızlık buzulların hızla erimesine sebep oldu. 3 yıl sonra meydana gelen son gel git dalgası Amerika'nın ikinci büyük kentini yuttu. Bu sabah yaşanan 7.1 şiddetindeki deprem Güney Kaliforniya sahilini vurdu. Yaşanan olayların sebepleri bilinmese de can kayıpları şaşırtıcı boyutlarda. Acil yardım ekipleri kurtarma işlerinin yeterli olmayacağı görüşünde. Eldeki imkanlar yeterli olmuyor. Ölü sayısı giderek devasa boyutlara ulaşıyor. Alo? Hayatta kalmak için... Evet.
Bangladeş mi? Tamamen mi battı? Peki Kuzey Kutbu? Manyetosfer 11 mikrotesla düşmüş. 3 kat fazla ve düşüyor mu? Tamam, teşekkürler. Michael, Galveston'a bir bilet lazım. Hayır, yarına olmaz. Hayır, bugün gitmeliyim. Hayır, charter da olabilir ama 1,5 saat içinde havalanmalı. Tamam, teşekkürler. Hazır yemekler. Çaş. Ararsın sanıyordum. Aradım. Ama geri dönmedin. Aa evet, ellerim doluydu. Ama seninki de doluymuş. Yelken mi açacaksın? Bak üzgünüm ben... Kavga etmeye gelmedim. Hatıraları canlandırmak için biraz meşgulüm ama yine de bana yardım edebilirsin. Buraya manyetosferin inceldiğini söylemeye geldim. Hızla yok oluyor. Biliyorum. Bu benim işim de unuttun mu? Hala haber alıyorum. Herkes şarlatan olduğumu düşünmüyor. Bunu asla düşünmemiştim. Hey, hızını öğrenebilir misin? Güneş fırtınasını duydun mu? Sence neden yüklüyorum? Ha? Resmi raporlar tuzlu suyun genleşmesini hesaba katmıyorum. Yeni bir helyum patlaması ulaşınca sulara gömüleceğiz, tamam mı? Neden Galveston? Buradakiler 3 selden de kurtuldu. Suların yükseleceğini söyleyince deli gözüyle bakmıyorlar. Seni özledim. Bak, yardıma gelmedim. İnsanları kurtarabilirsin. Sana ihtiyacımız var. Biz kim? Gittikten sonra hiç kolay olmadı ama yardım edecek pozisyondayım. Belki sen de bana yardım edersin. Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Ne kadar yalnız kalabilirsin ki Josh? Yeterince benzinim ve yiyeceğim var. İstediğim kadar uzağa gidebilirim. Elimde zamandan bol bir şey yok. Bilemiyorum. Acaba... Hangimizin zamanı belli ki? Daha iyi bir teklif bulamazsın. Bu gezegen senin. İnanılmaz birisin.
Ve sevdiğim tek insansın. Şimdi karşımda öylece duruyorsun. Ama sana bakmaya dayanamıyorum. Hayır, yapamam, üzgünüm. Yapamam, üzgünüm. Yapamam. Josh! Josh! Hemen şu arabaya bin! Aklını mı kaçırdın? Sadece 60 saniyemiz var. Hemen o tekneye bin! Kutular ne olacak? Unut onları gitsin. Halatları çözeceğim. Sadece şunu kapat. Ha, sen ne yapacaksın? Merak etme, yukarıdan girerim kapıda. Aslında bıçağım gitti. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Değişmeyeceğim doktor. Böyle mi olacak? Neyse, benim için çalışmıyorsun. Evet, doğru. Beni bir ondan kovardın değil mi? Tekneye çıkabilir miyim kaptan? Sanırım. Beni kurtardın, hayatımı kurtardın. Aslında seçenekleri düşünecek vaktim yoktu. Hala katlanamıyoruz. Pekala. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? 3 yıl önce anlatmaya çalışmıştım. Tamam, şimdi ne olacak? Şimdi mi? Evet. Sahiller yok oldu. Dünya tam anlamıyla parçalanıyor. Bu konuda bir şey yapmak istemiştin. Tamam, o zaman bu tekneye sığdırabileceğimiz kadar insan alacağız. Sonra da gideceğiz. Suyun üstünde olmalıyız. Anlaşıldı mı? Yani çekip gideceksin. Büyük bir tekne yapmalıydın. Evet, ama Texas'ta para kazanmak sandığımdan zor oldu. İşsizdim. Kimin hatasıydı? Pam, motoru durdur. İleride kazazedeler var. Halatı yakalayın. Sıkıca yapışın. Boynumu bırak. Omzuma tutun. Tamam, sizi çekiyorum. Mijo, mis hombros. Güzel, güzel. Hadi. Bu kadar mısınız? Evet, herkes kayboldu. Tamam, tamam. İçeri girin. Hadi, hadi, tamam. Vaktinde gelmeseydiniz bize ne olurdu bilmiyorum. İyisin. Kurtuldun, tamam mı? Mavete, mavete. Sorun değil, sorun değil. İçeri girin lütfen. Biri daha var şu tarafta. Merhaba. Ne tarafa? Emin değiliz, sadece yardıma çalışıyoruz. Yiyeceğiniz var mı? Biraz. Tamam. Geliyorum. Gel hadi, yukarı çık. İyi misin? İyi misin? Güzel, güzel, gel.
Tamam, oldu. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Hadi. Gel. Evet, evet. Misin? Tamam. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Geçti. Geçti. Bayım. Can simidine girin. Ayaklarınızı can simidine... Ne? Ayaklarını can simidin içine sok. Seni duyamıyorum. Can simidi. Ağır işitirim ben. Onu açmanıza izin veren oldu mu? Telefonum mahvoldu. İnternet arıyorum. Hadi kalk. Annenin evinde değilsin evin. O şarjı boşa harcayamazsın. Tamam kızma dostum, sakin ol, tamam. Sağduyunu kullanmak zorundasın. Kahretsin. Uğurlu şapkamdı. Pek uğur getirmemiş. Al işte, mutlu musun? Tanrım. Söylesene, teknen hazırmış. Olacakları nereden biliyordun? Devlet için çalışan bir bilim adamıydım. Üstlerimi bu konuda uyarmaya çalıştım. Ne oldu? Bir tekne yaptım. Kulağa tıkanan var mı? Bu çok komik. Basınç neden değişir ki? İçeri girin. Ne? Hemen içeri girin, acele edin. Hadi hadi hadi. Başın, bu bir aman son deli. Başın. Çabuk. Başına ne oluyor? İçeri girin, içeri girin. Sakin olun, tamam, içeri girin. Tamam, sakin ol. Sakin geçecek, ol. Sakin ol. Kafatası mı hissediyorsun? Tamam. Sakin olun. Neler oluyor? Aç şunları, çok sıcak. Tamam, sakin ol. Pem. Tamam, kötü yanmış. İlkokulda ilk yardım dersi aldım ama bunu yapamam. Al, elinden geleni yap. Bekle, sen de hiç iyi görünmüyorsun. Hayır, daha sonra ben iyiyim. Sen merak etme. Harika. Tamam. Teşekkür ederim. Ama... Merhaba, nasıl gidiyor? Caş, güneş kremi sürmelisin. Evet, evet. Dünyanın bunu durduracak zırhı kalmadı. Gördün mü? Aşağı inmelisin. Hiçbir sorun görmüyorum. Gökyüzüne bak, kül rengi değil mi? Ben onları bulut sandım. Bulut değil. Atmosferden oksijen sızınca kırılma ve mavilik azalıyor. Olamaz. Çok erken. Hayır, lokalize bir delik olabilir. Ama ozon %50 incelmişti ve bu 40 yıl önceydi. İncelme eşit olmaz. Ozonu kaybedersek? Bu atmosferin uzaya püskürdüğü anlamına gelir. Başta yavaştır ama sonra hızlanır ve bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Ne? Olacakları biliyordum, bir planın olmalı. Pek çok şey yaptım. Dolu bir teknem var. İşe yarar mı? Dünyanın iki ucundaki şu kara delikler? Bilemiyorum. Her şey hesapladığımdan hızlı oluyor. Açıkçası hiçbir şey bilmiyorum. Pekala, bu yeterli değil. Beni ikna edemiyorsan başkasını hiç edemezsin ve dünyanın tek umudusun. Demek bana inanmaya başladın. Sana her zaman inandım. Önemli dedin, seni başkanla görüştürdüm. Kariyerimi tehlikeye attım ama sen çekip gittin. Bu doğru değil. Öyle mi? Hala o evde yaşıyorum. Eski işimi yapıyorum ve sırtımdaki izler bunu kanıtlıyor. Beni çiğneyip çekip gittin. Seni düşünmediğim hiçbir günüm olmadı. Bizi ve doğacak çocuklarımızı düşünüp durdum. Ailen herhalde böyle olacağını söylemiştik dedi. Kes şunu. Doğru. Yazdıklarım hakkında ne dedin? Yazdığını bilmiyordum. Okuyan tek kişi sendin ve nefret ettin. Biraz uzundu da. Zeki bir adama aşıktım. Hadi. Yapabilir misin? Ben bir sürü parça var. Tek başıma da yapamam. Hayır. Yapamazsın. Rotayı Brookhaven'a çevireyim mi? Long Island'a mı? Evet. Birinin ateşlemeyi programlaması lazım. Ben de doktora yaptım. Oradan da CERN'e.
Sensiz mi? Bu tekneyi götürürse evet. Sonra istediğini yaparsın. Diğerlerine söyleyeyim. İstediğine dikkat et. En kısa sürede Brookhaven'a gitmeliyiz. Yoksa dünya yok olacak. Dünyayı kurtarıyoruz. Beni sudan aldığınızda karaya ulaştıracağınıza dair söz verdiniz. Biliyorum ama kutuplar hızla eriyor. Tektonik hareketler kıtaları yok ediyor ve kara nerede bilmiyoruz. Durup arayacak vaktimiz de yok. Bu kadar kötüyse Brookhaven'ın sağlam kaldığını nereden biliyorsunuz peki? Laboratuvar adanın en yüksek yerinde ve çarpıştırıcıyı doğal afetlerden koruyorlar. Bu afet çok doğal geliyor. Sanki ilahi bir müdahale gibi. Ciddi misin? Kıyamette güneşleniyor musun? Cesedim genç ve yakışıklı görünsün istedim. Komik değil. Ozon deliği ne durumda? 5 dakika çıkmak istedim. Öldümende ve hava grileşirse bize haber verecek, merak etme. Aslında bu inanılmaz. Planladın ve bir araya getirdin. Sensiz o 10 insan hayatta olamazdı. Ben de dahil. Her zaman iyi bir ekiptik. Tüm olasılıkları görmemi sağlardın. Harikaydın. Geçmişe dönebilsem 4 şeyi farklı yapardım. 7. sınıfta bazı şeyleri çalmazdım. Sanırım bir yerlerde eski bir cüzdanın içinde olacaklar. Olamaz. Evet. Üniversite sınavında da asla kopya çekmezdim. Sınavda nasıl kopya çektin? Tuvaletteki kitaptan. Vay canına. Evet. Bir de... Ya, kelimelerle pek aram iyi değil. Daha çok hazır yemek alabilirdim. Ve... asla seni terk etmezdim. Brookhaven'a ne kadar var? 70'le gidiyoruz. Pusula okumayı unutmadıysam ve navigasyon cihazlarım doğruysa 1 gün sürer. Üzgün olduğumu söylemek için geç mi kaldım? Önce dünyayı kurtaralım. Gerisi çok kolay. Biliyor musun? O kara delik beni 3 yıl esir aldı. Tek başıma bir kabustu. Ve sonra ortaya sen çıktın. Aslında her şey olması gerektiği gibiydi. Sen de... Beni kurtardın, tamam? Fazla yanma. İyi misin? Ne?
Yardım ister misin? Çıkarttım. Tamam. Telefonunla oynayabilir miyim? Ne? Telefonunla oynayabilir miyim? Ay, o dehamen paz dehame dormir Roni. Ama oynamak istiyorum. Pekala. Al. Ama ıslak. Çalışmıyor. Açılmıyor, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bırak, tamam. Merhaba, ne haber dostum? Nasıl gidiyor? Bana yardım eder misin? Şimdi buna düğüm atmam gerekiyor ama bana böyle bir parmak lazım işte. Ne dersin? Dinlen biraz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Durumu nasıl? Muhtemelen ölmeyecek. Şanslı. Dayan dostum. Sen kampa gider misin? Hayır. Genelde rafting mi yaparsın? Ne? Kanoyu görünce doğal sporlarını seviyor dedim. Soruşturma mı bu? Hayır, kesinlikle öyle sence bir şey değil. Sence hakkında bir şey öğrenmek istiyor musun? Dinle, hiçbir şey ima etmedi. Sana ne olur? Hiç. Yalnızca ortalığı yatıştırıyorum, tamam mı? Tamam. Sakin ol, sadece şaka yapıyorum. Adın ne? Phil mi? Ne bu, soru mu? Phil. Adım Phil. Ben Phil'im. Emin misin? Evet. Tamam Phil. Sakin ol, şaka yaptım, ben de Greg. Tamam. Biz sandım evet. Ki. Tamam. Kolumu neden tuttun peki? Düşündüm de büyük hataydı. Dürtü işte. Evet, sebebini bilmiyorum. Beni duyan tüm istasyonlar. Pam Cushing, Ulusal Uzay Hava Merkezi yöneticisiyim. Cevap verecek bir istasyon arıyorum, tamam. Beni duyan tüm istasyonlar, Pam Cushing, Ulusal Uzay Hava Merkezi yöneticisiyim. 21 MHz'den cevap verecek istasyon arıyorum, tamam. Direkleri, kancaları ve sopaları alın. Herkes güverteye dağılsın. Etrafta binalar var. Sahilden çok içerideyiz. Bir çatıya ya da binaya çarparsak batarız. Anlaşıldı mı? Hadi durmayın. Ne yapabilirim? Başta ve kışta kancalara ihtiyacım var. Bir şey görürlerse tekneyi uzaklaştırsınlar. Hayati önem var. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam, anladım. Kanoda kürek var değil mi? Evet. Çekmek için. Onları ucuca bağlayabiliriz belki. Harika. Siz kürekleri uzatmakla ilgilenin, tamam mı? Hadi gidin. Hadi. Earl, Rob, siz de kancalarla yukarı. Tamam. Oldu. Kürekleri hemen bantlayacağım. Tamam. Bandı ver. Sana sıkı uzat. Tut. Tamam, işte oldu. Güzel. Gözünüzü açın ve binalardan uzak durun, tamam mı? Tamam. Harika, gidin. İyice bantladın mı? Merak etme, tamam. Tamam. Gördüm. Bir iletişim binasının yanındayız. Gözünüzü açın. Sancak tarafındalar ve başları dertte gibi görünüyor. İşte bu olur mu? Evet, aldı. Tamam. Devam et. Vay canına. Geliyor, kıç tarafta. Evet, iyiyim. Gözünü aç, ahbap. Bu iş ciddi. Tamam, yakaladım. Biraz sakin ol, tamam mı?
Aman Tanrım. Oraya gitmeliyim. Bence çok iyi bir fikir değil bu. Tabii ki değil. Set yıkılırken orada olmanı istemiyorum. Bu yüzden kırılmamalılar. Yetkili kim? Artık sivil almıyorum. Hayır, hayır. Ben Pam Cushing. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Başkanıyım. Tesisin yetkilisi kim? Galiba bir kafeteryaya indi. Zor durumdayız bayan. İletişim ya da sivil bir yönetici yok. Elektrik kesildi ve başçavuş Wilkerson her işle ilgilenmeye çalışıyor. Tamam, teşekkürler asker. Lütfen başçavuşa ana girişi birkaç askerle güçlendirmesi... Asker mi? Sadece ikimiz var. Tamam, bulabildiği kadar adamı buraya getirmesini söyle lütfen. Hemen. Bill, ben Ricky. Hemen gelsen iyi olur. Oradaki herkesi buraya getir. Çok ciddiyim. Burada canımızı okuyan biri var. Buraya 3-4 kişi lazım. Dünyayı kurtaracaksınız. Aletlerinizi getirin. Taşkından korumalıyız. Herkese ihtiyacım olacak. Bilgisayarlar su alırsa toplama bile yapamazlar. Sen ne yapacaksın? Fransa'ya götürecek kadar yakıtım var. Ama oradan CERN'e geçmem gerekiyor. Beyler! Burayı su basamaz. Dünyadaki yaşamın devamı buna bağlı. Beni anladınız mı? Tesisi korumak için 3-4 kişi lazım. Ben de geleceğim. Dışarı asla çıkmam. Alınma dostum ama bu bir intihar. Okyanusu durdurmak için duvar mı inşa edeceğiz yani? Bunun bir parçası olmayacağım. Zaten 3-4 kişi dedi değil mi? Bak 1-2-3 yani... 4,5. Vamos, mijo. Sence iyi bir fikir mi bu? Aklımı kaçırmadan buradan çıkmak iyi fikir. Yani evet. Vamos. Pekala. Galiba sonunda anladım. Su altı kablosu CERN'e bağlanmamızı sağlayacak. Tamam. Bunu yapabilecek misin? Evet, Nuh'un gemisi 37 gün dayanabilir. Bayan Cushing, başçavuş Wilkerson hemen geliyor. Tamam, teşekkürler. Takımlara ayrılmalıyız. Tekneden gelen bir ekip var. İskeleye kadar kum torbası taşıyacak bir ekip lazım. Duvar en az 20 metre yükseklikte olmalı. Bu yeterli mi? Evet. Tektonik bir sorun çıkmadığı sürece sizi koruyacaktır. Tamam. Brookhaven fay hattı üzerinde değil. Ama seni de bu şekilde bırakmak istemiyorum. İşe yararsa... bunu hatırlatırım. Pam. Artık birlikte çalışmıyoruz. Ona benim için dikkat et. Hadi. Hadi çocuklar, hayatta kalmak için çalışıyorsunuz. Daha çok iskele gerekiyor.
Binayı koruyacak kadar güçlü olsun. İyon topları birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış. Aslında bu mükemmel ama normalde zıt yönleri ilerleyen iki parçacık alıp önceden belirlenmiş bir yerde ve zamanda çarpıştırırsınız. İyon toplarını birden fazla patlamayı ateşlemek için yeniden kalibre etmemiz gerekiyor. Her parçacık bir öncekinden hızlı olacak. Aynı anda iki parçacığı çarpıştıracağımıza binlercesini, milyonlarcasını çarpıştıracağız. Yani termodinamiğin ikinci yasasını yıkıp kalıcı bir teknik mi yaratacağız? Evet. Sonra da gücü keseceğiz. Yapabilir miyiz? Evet, hadi. Harika. Bu hızla kuantum fiziğinde kariyer yapar. Evet, tabii yaşarsak. Hey, umudunu kaybetme. Tanrı mı, karma mı yoksa mucizelerle sonuçlanan fiziki olasılıklar mı bilmiyorum ama ben aslında gerçekten mucizelere inanırım. Sana mucizeden söz edeyim. Tsunami bulunduğumuz yerden kilometrelerce uzağa vurduğu sırada oğlum ve kocamla birlikte markete doğru gidiyorduk. Alışverişe gittiğimiz için yanıma yüzme kolluğunu almamıştım. Hiçbir şey almadım, hiçbir şey hazırlamamıştım. Üstündeki onu günlerce koruyabilirdi ama titremeye başlamıştı. Bana sıkı sıkı sarıldı. Ama yüzeye çıktığımızda kocamı göremedim. Pablito'mu, bebeğimi göremiyordum. Çok üzüldüm. Bana dokunma. Sarıldı çünkü ne yapacağını bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Onlar da bilmiyordu. Ama böyle yaşayamayacağımı biliyorum. Vay canına. Bu harika Ron. Nasıl yaptın? Ne haber Josh? Söylesene burası iskele, kıç, iskele ve sancak mı? Doğru. Öğrendin. Şurada duran şey ne? O deniz seyri sefer sistemi. Bir noktadan diğerine gitmemizi sağlıyor. Harika. Ötüyor mu? Yani nasıl anlıyorsun? Jiroskop ve ivme ölçer kombinasyonu. Ha. Seyri sefer sistemi kesin konumumuzu belirliyor. GPS sinyallerine ve dünyanın manyetik alanına da bakmıyor. Hadi bak. Sadece gideceğin noktayı seçiyorsun. Nasıl? Sonra bu bebek seni rotada tutuyor. Bunun içinde radar dizilimi var. Gerçekten harika. Evet. Ve inan hiç evet. Ucuz değil. Bu yüzden normal teknelerde yok. Depoyu doldurmadan o kadar gidebilir miyiz? Rüzgarı arkamıza alırsak benzinimiz oraya kadar yeter. Ancak yeter. Alan temiz. Hanımlar beyler, karşınızda 20 metrelik deniz duvarı. Evet. Elektrik direği. Uzaklaşın! Uzaklaşın! Kaçın! Ah!
Tamam. Tamam, kurtulduk. Her şey yolunda. Evet. Evet. Marjorie! Lanet olsun. Herkes kuru yerlere geçsin. Elektriği kesin. Başkasının elektriğini kullanma demiştim sana. Elektriği hemen kesin. 3 kişi yerde, 7 kişi sıkışta. Burada kal, tamam, tamam mı? Olamaz. Marjorie! Ah, ah tamam. Ah, ne oldu? Elektrik direği devrildi buraya. Akım her yere dağıldı. Marjorie. Marjorie. Sakin ol. Tamam. Hayır, tamam, hayır, tamam, hayır, hayır. Tamam, 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 sakin, geçti. Sen ol, iyisin. Tamam. Olamaz. Tamam. Nasılsın? Tamam, olamaz. Sen iyisin. İyi misin? İyisin. Hemen kontrol odasına gidin. Ron orada. Bir şey söylemeyin. Dönünce ben söylerim. Bekle. Nereye gidiyorsun? Elektrik kesildi. Biliyorum. Hat kopunca biz kestik. Deniz suyu bağlantıların çoğunu yakmış. O son bağlantımızda. Hempstead'te bir termik santral var. Alt istasyonlardan biri de burada. Doğrudan güç vermeye çalışacağım. Cihaza hat mı çekeceksin yani? Evet. Dene, ben orada da elektrikçiyim. Tamam. Uzun zaman oldu ama senin yerine ben gidebilirim. Ben yaparım. Göze alıyor musun? Sen çocukla ilgilenmelisin. Josh'a seni güvende tutacağıma söz vermiştim. Herkes iyi mi? Tamam. Tamam. Burası karardı. Aa, Josh, ne oluyor? Su alıyoruz. Batıyoruz. Baksanıza, ne yapacağız? Batmıyoruz, su alıyoruz. Ona batmak denir. Çok su aldık. Elektrik kesildi ve sintini atamıyoruz. Phil, suyun çıkışını izlemeni istiyorum. Aha, tamam. Greg, Phil'e yardım etmelisin. Buradan yamamaya çalışacağım. Greg, aşağıdan pompalayacağım. Suyun boşaldığından emin ol, tamam mı? Tamam. Da, da. Evet, orada dursan çok iyi olur. Tamam, anladım. Pekala. Buradan pompalamaya başlıyorum. Pompala, devam et. Evet. Devam et. İyi misin? Evet. Devam et. Adil değil. Tüm parçalar sende. Merhaba. Görüşürüz ufaklık. Bir şey söylemedim. Teşekkürler.
Onun adını biliyor musun? Spiral mi? Evet. Küçükken böyle şeylere bayılırdım. Mühendis olacağımı sanıyordum. Sonra babam teleskop aldı ve bana yıldızları gösterdi. Yıldızlara bakmayı sever misin? Dinle Ron. Annen bir kaza geçirdi. Ve iyileşemeyecek. Anladın mı? Seni çok seviyordu. Ve senin mutlu olmanı istiyordu. Canın acıyor biliyorum ama... seninle gurur duymasını sağla. Hayatın boyunca güzel şeyler yap. Ayrı olmanız önemli değil. O her zaman burada kalbinde olacak. Tamam mı? Daha gel buraya. Canım acıttı. Özür dilerim. Özür dilerim. Sorun değil. Özür dilerim. Sızıntıyı durdur. Mel. Mel, iyi misin? Dışarısı daha kuru. Sintine'yi onarmaya çalışacağım ama çok su aldık. Ağırlığı azaltmamız lazım. 300 kiloluk yükten kurtulamazsak asla başaramayız. Bilgisayar ekipmanı, kişisel eşyalar ne varsa at. Hayır. Yok. Başka bir yolu olmalı. Hayır, sakın atma. Yiyecekleri de atalım mı? 3500 mil geride kaldı. Bir gün içinde orada olmalıyız. Oylama nereye yapmıyoruz. Nereye gideceğinizi bilmiyoruz. Yaşamak istiyorsanız atın. Hadi, acele edin. Hadi. Kimse yiyeceklere dokunamaz. Tamam mı? Çok geç. Dostum bunu yapma. Kapa çeneni, tamam mı? Kapa çeneni. Bir şey yapmayacağım. Kimse yiyeceğe dokunmayacak. Tamam. Bak, benim teknem benim yiyeceğim. Tamam. Yiyecekler sende kalsın. Nasıl istersen. Pis serseri. Dur, hayatını kurtardı ama dur. Sen onu vurdun. Greg. Seni pislik. Yetki Greg'te. Ne yapacağımızı söyle hadi. Bu delilik, yetkiyi veremezsin. Yetkiyi kendi aldı. Sadece dediklerini yapacağım. Ne yapmak istiyorsun? Hadi söyle. Yiyecekleri atmayacağız. Tamam, anlaşılmıştır. Peki tekneyi nasıl kurtaracağız? Pekala. Sadece dediğin gibi. Dediğini yapacağız. Güvertedekileri atın, tamam mı? Yiyecekleri değil. Tamam. Güverteye bağlı olmayanları denize atın. Bilgisayarımı, günlüğümü, her şeyi. Bu kameradaki her şey atılacak. Tamam. Bu şekilde iş yapamazsın. Üstüne baskı uygulamazsak kan kaybından ölürsün. Bekle. Kameradaki her şey gidecek. Yiyecekler dışında. Hadi beyler başlayın. Hadi beyler. Hadi Nick, kıpırda. Seni beklemeyin, gidin. Peki. Benzine ne dersin ha? Onu da boşaltabiliriz. Oraya varacak benzinimiz yok. Fazla yük taşıyoruz. Bunlar Pemi'nin eşyaları. Tutmak isteyebilirsin. İşi yaramıyor. Bir şey yapmalıyız. Mer, çık artık şu tuvaletten. Hey, beni dinleyin. Bunu atlatabiliriz. Ama birlikte çalışmalıyız.
Güvertede herkese ihtiyaç var ama bir elim çalışmıyor. Yardıma ihtiyacım var. Peki şuna ne dersiniz? Karaya ulaşacak kadar yiyeceği teknede tutarsak eğer. Yetki sende. Greg'le yiyecek işini denetleyeceğiz. Phil, Nick, siz buradaki suyu atacaksınız. Molly, güverteye bağlı olmayanları atacaksın. Mel, sen de yaptığın işe devam edeceksin. Dostum, inan bunun için. Çok üzgün. Tamam. Hallettin mi? İşin bu tarafı hazır. Ama bunu çarpıştırıcıya nasıl bağlayacağımı anlat. Yaklaşık 10 kilometre yol kat edip istasyondan elektrik çekiyoruz ve yani bu hattan bir ohmluk dirençle 160 megawatt gücünde elektrik gelecek. Anladın mı? Tadını çıkardım. Bu kadar kaçak elektriği nasıl ödeyeceğimizi de sorma. Çünkü avukat falan değilim. Nereden bileyim? Açılacak en güzel dava. Evet. Peki çocuk nasıl? Hey. Tamam. Sorun değil. Bununla oynar mısın? Sadece basit oyunlar vardır. Dinle. Neler hissettiğini bilmiyorum. Bu böyle olmaz. Canını sıkan şeyi söylersen yardım edebilirim. Kimse beni istemiyor. Kimse istemeyecek. Hayır. Hayır, bu doğru değil. Ron. Hey. Benimle kalmak ister misin? Benimle yaşarsan çok sevinirim. Lütfen. Tamam mı? Tamam. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Hey, kara! Millet kara göründü. Affedersin. Neredeyiz? Fransa. Alp Dağları. Navigasyon cihazı pusulaya da altimetre olmadan söylemek çok zor. Önden gidiyorum profesör. Zaman giderek azalıyor. Gidelim hadi. Eski bir otele benziyor. Evet. Terk edilmiş. Greg nereye gitti? Beni aşar. La Ravur diye bir yerdeyiz. (Gülüyor)
Şunu çalıştırınca buradan gideceğiz. Eğer kırık camı umursamazsanız. Plan ne profesör? Ne olursa olsun CERN'e gitmek. Ne olursa mı? Son görüşmemizde bunların olacağını Doktor Zikri'ye bir türlü anlatamamıştım. Ayin falan mı yapıyordunuz? Onun gibi bir şey. Pekala, şu anlayışsız adamı bir görelim. Akılsızlığı. ...480 metre uzak mı? Yaklaşık 1600 adım. Artık güvende ve kurusun. Ama toprak çöküyor. Kutuplar eriyince denizler 80 metre kadar yükseldi. Bu da Avrasya plakasının Akdeniz'e batması ve Fransa'nın 260 metre denize gömülmesi demek. Ne zaman duracağını da Tanrı bilir. CERN'e girmeliyiz. S'il vous plaît, désactivez. C'est dans tout le corps. Fransızca bilmem. Aranızda bilen var mı? Vous n'êtes pas autorisé. Je ne parle pas français. Je suis malentendante. Güzel. Onlara ağır işittiğimi ve Fransızca bilmediğimi söyledim. Affedersiniz. Ben Doktor Joshua Chamberlain. S'il vous plaît. Yo yo. Jeolojik Araştırma Merkezi çalışanıyım. Doktor Zikri'ye geldim. CERN'ün direktör yardımcısı Doktor Zikri. Lütfen çok hemen acil. Hemen gidin. Doktor Zikri ile görüşene kadar bir yere gitmeyeceğiz. Lütfen. Vorsicht mit dem Bus. Doktor Zikri lütfen. Mark Zikri ile oynamıyorlar profesör. Gitmeyeceğiz. Lütfen beni dinleyin. Doktor Zikri'yi görene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Ah! 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 Böyle! Sakin ol Fransız. Sakin. Schnell! Arrêtez! Elle est avec moi! Doktor Chamberlain. Doktor Zikri, siz misiniz? Çok özür dilerim. Le libéré, nous avons besoin de lui. Mais je vous dis, monsieur. İkinci bir dil öğrenmeliymişim. Doktor Zikri nasıl oldu da... Sizin şu Doktor Cushing'le bağlantıya geçtik. Güvenlik kamerasında görünce müdahale etmeye geldim. Tam zamanında. Tıbbi yardım ister misiniz? Yok, hayır. İyi misiniz peki? Daha iyi olamazdım. Couvrez-vous coucher face avec le camion. Karavanı ne yapalım diyor. Park etsin yeter. S'il vous plaît, enlevez. Pamela parçacık çarpışmasının hızını artırmak için bulduğunuz ayarları iletti. Açıkçası dahiyane. Teori modellememiz iki çarpıştırıcının gücünde 2000 ila 2 milyon kat artış tespit etti. Ancak yaptığımız testlerde başarısız olduk. Doğrusal çarpışma mı öngördünüz? Oysa Fokker kullanmalıydınız. Tabii ya, Planck denklemi. Alt kuark seviyede süper sicim teorisini gösteren Planck. Enerji seviyesi çarpışmasından bahsediyorsunuz tabii ya. Bunu üniversitede öğretmezler. Doktor Chamberlain, endişelerinizi şaşkınlık içinde dinlemiş ve küçümsemiştim. Bu yüzden hayatını kaybedenlere ne kadar üzgün olduğumu söyleyemem ama sizden özür dileyebilirim. Teşekkürler doktor.
Nein, herein, herein! Ve birbirlerine patlatıyorlar. Doktor Cushing, Doktor Chamberlain'e ulaştık. Böyle enerji çıkıyor. Bir daha görebileceğimi sanmıyordum. Ne oldu, iyi misin? Mucizeye inanır mısınız? Dolunay beni dahi yapmıştı. Burada birini kaybettik. Ama kendime özel birini buldum. Ron, Josh'a merhaba de. Neden Tom'un yanına gitmiyorsun? Kabloyla 160 megawattlık güç kaynağına bağlandık. Buna rağmen çarpıştırıcıyı devreye sokamıyoruz. Doğrusal olmayan çarpışma protokolü. İşte bu. Ah sen. Ve teklileri etkisiz hale getirmek için toplara kapatacağız. Ah, imkansız gibi geliyor değil mi? Ama senin sayende. Ben hayatım boyunca seni ne kadar sevdiğimi söylesem de yeterli olmaz. Acele edersek daha uzun zaman söylersin, gel. Manyetosferin ekvatordaki inceliği 1 mikrotesla. Ve giderek düşüyor. Güneş dinamikleri gözlem evinden gelen patlama verileri güvenilmez değildi ama endişe vericiydi. Başka bir güneş patlaması atmosferi dağıtır. Belki de protokolü hemen başlatmalıyız. Doktor Cushing, hazır mısınız? Hazırım Doktor Chamberlain. Proton emisyonlarını başlatın. Şimdi. Rakamlar sıfıra indiğinde aralarındaki mesafe bir noktaya düşecek. Çarpışma gibi olacak. Oyuncak arabaların çarpışmasını düşün. Ama araba yerine süper hızlandırılmış proton kullanıyoruz. Ve iki tane yerine milyonlarcasını defalarca çarpıştırıyoruz. Ve bu aralıksız devam ediyor. Beni dinliyor musun? O arabaları hep harika bulmuşumdur. Ben de öyle. Vay canına. Pam, Pam, bunu görüyor musun? Yapışkan kuark plazması. Yapışkanlara tanıklık ediyoruz. Tanrım. Ay, çekim kaydırma işlemi başladı. Yer çekimi statik hale geliyor. Bunu görüyor musun? Pam, bir teklik yakalamış durumdasın. Peki hala bir tane daha, çekim ölçümü nedir? Yükseliyor. Bu inanılmaz. İki olay mıknatıs gibi birbirini besliyor. Tıpkı gezegenler arası yer çekimi alanı gibi. Bence başardık. Ekrana bakın. Manyetik alan. Yeniden doluyor. Geri dönüyor. Tamam. Senkronize edip tekliği ortadan kaldırıp kapatacağız. Anlaşıldı. CERN'le birlikte kapatabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Çekimi gücü sistemi zorluyor. Elektromanyetik atık son 15 saniyede neredeyse %30 oranında arttı. Hatta %50 artıyor. Tamam Pam. 3, 2, 1. Gücü kes. Gücü kes. Panel aşırı yüklenmiş durumda. (Gülüyor)
herkesi buradan çıkar. Hadi hadi hadi. Tom, Ron'u al. Gidin, gidin. Yolun sonuna bağlı kablo yapışık mı? Hayır. Hadi gidiyoruz buradan. Tom, Ron'u al, çıkın buradan. Hem. Acele edin, durmayın. Hem. Ama elektromanyetik bariyerimizi çoktan kapat. Ya 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 ya. Hayır, kesinlikle bunu yapmamalıyım. Tekrar devreye alın. Çok geç. Nereye gidiyor? Long Island'a. Bir çekirdeğe çarparsa orada erimiş demirle birleşir. Ve dünya yok olur. Geçersiz işlem. Şansımız varsa iki kara delik birbirini tüketir. Eğer kara delik hala entropi sınırındaysa bu mümkün olabilir. Emin olmalıyım. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yapma Pam, sınırlama alanı onu tutacak kadar güçlü değil. Josh, seni seviyorum Doktor Chamberlain. Hemen kaç oradan. Pam. Hadi Pam. Derinlik ne kadar? 2000 kilometre ama tekerlekler kitle içinde azalıyor. Tamam. Kabuk yaklaşık 4000 kilometre. Önemli olan ne zaman duracağı. Yani onu kapatamazsa? Burak hayvanı 2 dakikadır kapalı. ...2500 kilometre. 2650 kilometre. Geri çekil. Ne yaptığını sanıyorsun? Sana geri çekil dedim. 2750 kilometre. ...2800 kilometre. Gitti. Gitti. Başardı. Doktor Chamberlain. Eşiniz bizi kurtardı. Bizi kurtardınız. Evet. Peki yapayım. Brook Haven ne durumda? Bakar mısın? Sinyal yok. Tamamen karanlıkta. Bayanlar, baylar. Zeka ve cesaret sayesinde manyetosfer bir kez daha dünyamızı koruyor. 33 mikro tesla ve sabit. İletişimimiz, atmosferimiz ve varoluşumuz baştan sona kurtarılmıştır. Pamela Cushing ve Doktor Chamberlain sayesinde. Hepinize teşekkür ederim. Kahramanlarımıza. Tanrı onları korusun.
Pam? Pam iyi misin? Şükürler olsun. Sensiz yaşayamazdım. Pam? Pam ağlıyor musun sen? Bence şu. Bayan Pam. Hayır. Birlikte yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık... Hey Ron. Harika bir kadındı, öyle değil mi? Sana söylemişti. Biliyor musun? Birlikte yaşayacağız sanıyordum. Yani... İkimiz de onunla yaşamayı düşündük. Bayan Pam. Bayan Pam. Ne? Neler oluyor? Dur. Yavaş. Sakin. Tamam. Aman tanrım. Bu mucize. Yaşıyorsun. Ah tanrım. Ah. Yavaş gevşe. Ah, neler nefes oldu? Başardık mı? Bay Joshua. Katlanabilecek misin? Kesinlikle hayır. Beni bırakıp gidersen seni asla affetmem. Asla. Beni anladın mı? Eve ve sana dönebilir miyim? Galiba seçeneğim yok. Anlaştık Doktor Kuşin. Başardın.